camia için, oyuncularımızın bir bölümü için çok önemli bir kariyer maçıydı. Karşımızdaki rakibimize çok saygı duyarak oyunun içerisinde olmaya çalıştık. Sahayı çok iyi geniş kullanan ve teknik oyunculara sahip bir takıma karşı bu pas trafiğini kesip sonra atak yapmak oldukça zor gözükecekti. Ancak dediğim gibi rakipten top aldıktan sonraki süreçteki eylemlerimizin çok iyi olması, yerinde ve sağlıklı gelişmesi, özellikle rakibin cesaretini ve atak üstünlüğünü ortadan kaldırdı. Oyuncularımın hepsini kutluyorum. Rotasyondan sonraki ulaştığımız sayıyı bizi biraz düşündürüyordu. Ancak rotasyon nedeniyle katılan oyuncuların özverili oyunu, iyi konsantrasyonu, rotasyonun da doğruluğunu teyit etmiş oldu. Bu açıdan da teknik heyet olarak çok mutluyuz. Bütün oyuncularımızı zinde tutmak zorundayız. Çünkü üç kulvarda hareket eden bir takımız, eylem yapan bir takımız. Umarım her şey düşündüğümüz gibi gelişir. Önümüzde Adana maçı var. Bu maç çok zor. Neden? Çünkü Türkiye'de böyle maçlar oynandıktan sonra takımların performansından lig dönüşü müthiş bir konsantrasyon eksikliği görülüyor. Bu deneylerin ya da bu olumsuzlukları yaşamadık diye düşünüyorum. Bunun için 2 gün süremiz var. Bu yönde yoğunlaşacağız. Bütün oyuncularımı kutluyorum. Camiye hayırlı olsun. Sorusu olan var mıydı? Hocam, sezonu en erken açan takımlardansınız. 7 Avrupa Kupası maçı, 3 lig ve bugün gördük ki en ciddi rotasyon olan bir müsabaka oynandı. Bir ara aklımıza lig dördüncülüğü geldi. Ama bugün biraz önce de ifade ettiğiniz gibi ligi çok önemseyen bir teknik adam olarak buna her zaman ifade ediyordunuz. Yani hafife almadığınızı biliyordum ama bu rotasyon neydi yani bu kadar? İlk defa bu kadar geniş rotasyonda. Biraz yani ipuçlarını da verdiniz. 3 kulvarı ama. Bireysel olarak ligi önemsiyorum. Hala önemsiyorum. Sizi lig buraya getiriyor. Buralara lig getiriyor. Ve bu ligin kalıcı takım olmak zorundayız. Kaldı ki erken başlamamızın tehdit edici saldırıları veya gizli bir yerde saklanmış olması bizi tedirgin ediyor. Beni de tedirgin ediyor. Bilinçaltında özellikle sürantreni bir primi kullanmak genelde istemem ama psikolojik olursa da Allah muhafaza bu saldırıları yani cevaplamak, göğüslemek oldukça zordur. Rotasyona bu yüzden gidiyoruz. Oyuncularımızın kendilerini ifade etmede veya öncelikli olma bilinçaltına yerleşmiş olması bazı maç seçimlerini getirebilir, bazı maç konsantrasyonlarını değiştirebilir. Bu tehdit edici bir durum. Bu nedenle bunu ortadan kaldırmak için evet hiç kimse vazgeçilmez değildir. Herkesin yerinde oynayabilir. Bizim 27 kişilik kadromuz var. Burada herkes görev alabilir. Aslında bizim yapmak istediğimiz bu düşünce ve vizyonu bütün oyuncularımıza aşılamak. Ama yine de söylüyorum, yine de erken başlamanın ve bu maçlardan sonraki süreçte konsantrasyon eksikliğiyle ilgili belalı veya saldırgan bazı durumları da beklemiyor değiliz. Başka soru var mıydı?